Merhaba arkadaşlar, bugünkü anlatacağım konu temel kadın mantosu. Önce ölçülerine bakalım. Ölçüleri çıplak beden ölçülerine bolluk ilavesi yaparak yine ceketteki gibi çalışacağız. Tüm boy 1.68. Tüm boy dediğimiz kişinin baş dahil boyu idi. Göğüs ölçümüz 88. Buna 19 santim bolluk ilave ediyorum. 107 santimden çalışacağız. Basen 97, 14 santim bolluk ilave ediyoruz. 111 santimden bitmiş ölçümüzü çalışacağız. Bel 72, 19 santim bolluk ilave ediyoruz. 91 santimden çalışacağız. Omuzdan omuza 37.2, 4.8 bolluk vererek çalışıyoruz. 42 santim olacak. Bilek genişliği 15.8, 7.2'lik bolluk veriyoruz. 23 santimden çalışacağız. Vazumuz 28 santim. Bolluk payı çalışmada belirlenecek. Vazunun bolluk payı çalışma esnasında belirlenecek. Kol boyumuz 60 santim. Buna 1 santim bolluk verdik. 61. Yaka çevresi 36.6, 1 santim bolluklu çalışıyoruz. 37.6. Omuzdan ön uzunluk 45 santim. Omuzdan göğüs düşüklüğü 27,5 santim. Model boyu 110, etek ucu 128 santim. Göğüs pens açısı 15 derece. Omuz açısı 20 derece. Bunun 16'sı arkada, 24 derecesi de önde kullanılacak. Arka uzunluğu tüm boy 1/4 olarak alındı. 41 santim. Hesapladığımız bazı ölçülerimiz var. Bunlar da arka genişlik, bolluksuz göğüs 1/8 artı 5,5. Bu bizim formülümüz. Bolluksuz göğüs 1/8 artı 5,5 bizim sabit formülümüz. Ve biz buna artı bolluk veriyoruz. 4 santimde artı bolluk veriyoruz. Ön genişlik, bolluksuz göğüs 1/4, eksi 4, bu yine bizim formülümüz. Eksi 4'ten sonra da bolluk ilave ediyoruz. Bu da 4 santim, pardon 3 santim bolluk. Şimdi koltuk genişliğine geldik. Bolluksuz göğüs 1/8, eksi 1,5. Bu yine bizim eksi 1,5 olan kısma kadar bizim formülümüzde var. Artı 2,5 bolluk. Arka yaka açıklığı, boyun çevresi artı 3, 37.6 artı 3 diyoruz. Ve bölü 5. Boyun çevresi artı 3 bölü 5 formülümüz. 37.6 artı 3 diyorum. Daha sonra da 5'e böldüğüm zaman 8.12 buluyorum. Ön omuzumuz arka omuzdan 7 milim eksili çalışılacak. Şimdi anlatmaya başlayalım. Şimdi sağ tarafa yine uzun bir çizgi çizdik. 1 numaralı noktamız ense başlangıç noktamız. 1'den aşağıya 2 numaraya gidiyorum. Model boyu 110 santim. Model boyunu işaretledim. Yine 1'den aşağıya 3 numaraya bakıyorum. Koltuk derinliği 23.7 ölçümü işaretliyorum. 3 numaralı nokta. 4 numara bel hattımı belirlemek için arka uzunluğu yerleştiriyorum. 41 santimlik ölçüm. Koltuk derinliği bize beden hattımızı verir. Arka uzunluk bize bel hattımızı verir. 4 numaradan sonra 5'e gidiyorum. Kalça düşüklüğü 21 santimi işaretleyerek kalça hattımı buluyorum. Şimdi 6 ve 7 numaralı noktalar var. Bunlar bizim yardımcı noktalarımız. 6 numara için koltuk derinliğini 1/3'ünü alıyorum. Yani 23.7'lik ölçüyü 3'e bölerek 7.9 buluyorum. Yukarıdan aşağı, birden aşağı doğru yerleştiriyorum bu ölçümü. 7.9 koltuk derinliğinin 1/3'ü. Şimdi 7 numaralı nokta için gene koltuk derinliğimizin 3/4'ünü bu sefer işaretliyorum. Bu da 17.8. 17.8'i gene birden aşağı işaretliyorum. 7 numaralı noktayı bulduk. 8 numaralı nokta için belden içe 2 santim giriyorum. Bel girişi veriyorum ve ana hattımı çizeceğim. 8 numarayı buldum. 8 ile 1 numaralı çizgiyi birleştiriyorum. 8'i aşağıya kadar gene paralel çiziyorum. Ceketteki olduğu gibi. Yani 2 santim gene etek ucundan girerek düz bir şekilde çizmiş oluyoruz. Beldeki bu noktama 8 diyorum. Etek ucundaki noktama 9. Basendeki noktaya 10. Ve 7 numaradan gelen çizgimizin noktasına 11 diyorum. 7'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i ve 2 numaralı noktalarımızı sol tarafa doğru diklerle uzatıyoruz. Daha sonra 11 numaradan içe girdiğiniz noktadan, ana hattımızdan arka genişlik 20.5'u işaretliyorum ve 12 numaralı noktayı bulmuş oluyorum. 12'yi dik açıyla uzatıyorum. 13 numaram. 13'ten sonra koltuk genişliği ölçümü işaretliyorum. 12 santim o da. 14 numaralı noktamızı bulmuş oluyoruz. 14 numaralı noktadan sonra ön genişlik ölçümü giriyorum. 21 santim ve 15 numaralı noktayı buluyorum. Burası benim ön orta hattım olacak. Ve bu çizgimizi düz bir şekilde uzatıyoruz. Dik açıyla bedene, bele dik açılarla uzatıyorum. Beden hattındaki numaram 15, beldeki 16, basendeki 17, etek ucundaki noktam 18 olarak numaralandırılıyor. Merhaba dostlarım, hoş geldiniz Dünya Grafik Eğitim Merkezi'ne. Dünya Grafik Eğitim Merkezi olarak yılların birikimini, emeğini, derslerimizi sizinle paylaşmaya karar verdik, ücretsiz olarak. Ve bunu yaparken de tek amacımız, gayemizin bir tanesi Allah rızası için siz değerli dostlarımızın bir hayır duasını umarak bu hizmeti sizinle paylaşmaya karar verdik. Bu emekte şimdiye kadar kimlerin emekleri varsa, gayretleri varsa, destekleri varsa hepsi adına aileme, sevdiklerime, bütün çevreme sizden hayır dua istiyorum. Biliyorsunuz ölümlü bir dünya. Bu dünya içerisinde bir hoş seda bırakabilmek umuduyla böyle bir çalışma yapıp siz değerli dostlarımla paylaşmış bulunmaktayım. Şimdi 18 numaralı noktadan sonra 19 numarayı şu köşe noktama veriyorum. 19 numarayı bulabilmek için belden yukarıya ön uzunluk ölçümü giriyorum. Şimdi arkadaşlar 20 numara için şuraya bakmamız gerekiyor. Arka ense noktasına 16 santimlik sabit bir ölçü alıyoruz. 16'dan yukarıya 6 santim işaretliyorum. 21 numaralı noktayı buluyorum. 21 ile 1'i birleştirdim ve birden bu yöne arka yaka açıklığını işaretliyorum. 22 numaralı nokta oluyor ve bunu da dik açıyla yukarıdaki köşeme birleştirmiş oluyorum. 23 numara oluyor. Onu şurada tekrar göstermek istiyorum. Şimdi burası ense noktam. Ense hattım 1 numaralı noktam. Birden bu yöne 16 santimlik sabit bir ölçü alıyorum. Şimdi bu 16 santimi işaretlediğim yere 20 numaralı nokta numarasını veriyorum. 20'den yukarıya 6 santimlik sabit bir ölçü işaretliyorum. Burası da 21. İşaretlediğim ölçü 6 santim. Bunu cekette de bu şekilde çalışmıştık. 21 ile 1 numarayı birleştiriyorum. Üçgen yaptım. 1'den tekrar bu çizgi üzerinde arka genişlik işaretliyorum. Arka yaka genişliğini işaretliyorum. Bu ölçümde 8.2, buraya 22 numaralı nokta numarasını verdik. Bunu da dik açıyla uzatıyorum. Burası da 23 oldu. Şimdi 24 numaraya geçiyorum. 24 numara ön genişliğin yarıya bölünerek bulunmuş hali. Yani 21 santimi yarıya bölüyorum. 24 numaralı noktayı buluyorum. Dik açıyla bu noktamızı uzatıyoruz ve buraya göğüs düşüklüğü ölçümü yerleştiriyorum. Göğüs düşüklüğü ölçüm 27 santim, 27,5 santim. 27,5'luk ölçüyü yerleştirerek ben 25 numarayı buluyorum. Bu çizgimizi uzatıyoruz. Basene kadar uzatıyoruz ve beldeki birleşim noktasına 26 diyorum. 26 numarayı verdik. Şimdi 27 numaralı noktaya bakalım. 27 numaralı nokta içinde numaralı noktadan gelen çizgiden aşağıya göğüs düşüklüğü ölçümü yerleştiriyorum. 27 ucu. Bu şekilde 27'yi buldum. Şimdi 28 numaraya geçeceğiz. 28 numaralı nokta içinde noktamızı bir ayarlayalım, bakalım. Yaka açıklıklarına geliyoruz. Şimdi öndeki yaka açıklığını yerleştiriyorum arkadaki kadar. 8.2, 28 dedim. Tekrar buradan aynı ölçüye iniyorum. 29 numaralı nokta diyorum ve yakayı birleştirdim. Şimdi 30 numaraya bakalım. 30 numara arka omuzumuzu belirlemek için kullandığımız noktamız. 1'den 30'a arka omuzdan omuza ölçümüzün yarısı kadar işaretliyoruz. Omuzdan omuza ölçümüz 21 santim. 21 santimi işaretliyorum. Ama 21'i işaretledikten sonra burada bir açı yapmam gerekiyor. Arka omuz açım. Bu da 16 derece. 16 derece ile 21 dereceyi kesiştireceğim. Şimdi şurada tekrar göstereyim. Orada çok minik kaldığı için şurada tekrar göstermek istiyorum. Şimdi 1 numaralı noktadan bu tarafa 21 santimi işaretliyorum. 30 numarayı bulmuş oldum. Şimdi 31 numara için ön omuz açılarımı yerleştireceğim. Buradaki açımız daha bitmedi. Buradaki omuz değerlerimiz bitmedi ama numara sırasıyla gittiğim için ben şimdi ön omuza geçmem gerekiyor. Arka omuzu yarıda bırakıp ön omuza geçiyorum. Orada daha işlemlerimiz bitmedi. Ön omuzda 31 numarayı bulacağız. Bunun için de arkadaşlar şuradaki düz çizgimize 24 derecelik açıyla bir çizgi çiziyorum ve burası 31 numaralı noktamız olacak. 31 numaralı nokta içinde ön omuz 1/2 ölçümüzü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu da bizim 12.3'lük değerimizi girmemiz gerektiği. Ön omuz, şöyle göstermek istiyorum tekrar. Ön omuz arkadan 7 milim eksik idi. Ön omuz için arka omuzdan 7 milim çıkartacaktık. Arka omuzumuz 13 santim eksik 7 milim diyorum. 12.3 olarak ön omuzu buluyoruz. Ön omuz ölçü. Şimdi bu ölçümüzün yarısını 31 numaralı noktayı bulabilmek için yerleştirdim. 31'den 27'ye çizgimi birleştiriyorum. Şimdi bu 27 numaralı çizgime 15 derecelik göğüs pens açısı yapacağım. Bunu uzatıyorum 15 derecelik hattımı. Bunları bilaj üzerinde tekrar yeniden göstereceğim. Daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılacak. Şu çizgilerimi eşitliyorum. 2 pens çizgimi eşitliyorum ve 32 numaralı noktayı buluyorum. Bu noktaya beden hattına paralel bir çizgi çizdim ve tekrar açı gireceğim. 39 derecelik açı giriyorum ve ön omuz ölçünün geri kalan kısmını buraya yerleştiriyorum. 33 numaralı noktayı bulmuş oluyorum. Şimdi 33 numaralı noktayı beden hattına dik açıyla aşağıya kadar birleştirdim. 34 numaralı nokta bizim koltuk genişliği, yan hattımızı verecek noktamız ve koltuk genişliğinin 1/2 eksi 0,5'ini şu şekilde 14'ten bu tarafa işaretleyerek bulmuş olduğum nokta. 34 numaralı noktayı uzatıyorum etek ucuna kadar. Etek ucundaki birleşim noktası 35, basen 36, bel 37. Şimdi arka omuza tekrar geri döneceğiz. Şimdi arka omuzda şu şekilde omuzumuzu çizmiştik, arka omuzumuzu çizmiştik. 21 santime olarak çizmiştik bunu. Şuradaki 16 derecelik açımızı anlatmadık herhalde. Şurada 16 derecelik açımız vardı. 16 dereceyi uzatarak 21 ile kesiştirerek birleştirmiştik. Şimdi buraya bir pens yapacağız. Omuz pensi yapacağız. Bu pens içinde şu noktaya 30 dedik. 30 numaralı noktayla 23'ün arasını buluyorum. 1/2. Bunu dik açıyla uzatıyorum. İlk yaptığım yardımcı çizgiye dik açıyla uzattım. 7 santimlik pens boyumu işaretliyorum. Ve bunu da bu çizgiye dik açıyla uzattım. Yukarıdan gelen 30 numaralı noktayı da kesiştirdim. Şuradaki kırmızı alanı şöyle tarayarak göstereyim. Kopyalayacağım. Ve bunu 1 santimlik omuza şurada değer vereceğim. Kopyaladığım parçayı 1 santim kaydırarak, yatırarak çalışacağım. Ve omuzda pens açımızı oluşturmuş olacağız. Bunu mirajla göstermem daha anlaşılır olacaktır. Şimdi buraya 30 dedik. Şu noktam 1/2 noktam 38. 39 ve 40 numaraları veriyorum oralara. Şimdi 41 için buraya bakmamız gerekiyor. 12'den dışa doğru 6 milimlik bir ölçü gireceğim. Bu rahatlık payı, koltuk rahatlık payı. 41 numarayı buluyorum. 41 numarayı bularak kol evi kalisimi çizebilirim artık. Yatırma işlemini yaptıktan sonra kol evi kavisini, arka kol evi kavisini çizebilirim. Şimdi 33 numaralı noktayı dik açıyla uzattık demiştik. Bu çizgiyi 4'e bölüyorum. 4 eşit parçaya bölüyorum. Alttaki 1/4'lük kısım bana gerekli olan kısım. Bunu dik açıyla uzattım ve 14 numarayla köşe yaptım. Yani şurada bir dikdörtgen yapmış oldum. Buraya 42 numarayı veriyorum. 33'ten 42'ye ve 34'e gelecek şekilde kol evini tamamlayabilirim artık. Noktalarım çıktı. Kol evini çizebilirim. Şimdi 43 numara için belden içeriye 1 santim giriyorum. 44 için yine öbür tarafa 1 santim giriyorum. 43-44'ü buldum. 1 santimleri girdikten sonra şimdi basende ölçüme bakacağım. Basen ölçüsünü ayarlayabilmek için önce şuradaki dikdörtgenimi ölçmem gerekiyor. 36'dan 17'ye, 36'dan 10'a olan kısmı ölçmem gerekiyor. 10 ile 17 arası da diyebiliriz bunu. 10 ile 17 arasını ölçüyoruz. Buna kalıp baseni diyorum. Benim istediğim basen de 55,5. Benim istediğim 1/2 basenim 55,5. Birbirinden çıkartıyorum. 3,14'lük bir kalıpta eksikliğim var. Bunu 3,14'ü genişletme yaparak işaretleyeceğim. 3,14'ün yarısını sağ tarafa işaretliyorum. Ön basen hattını çizebilmek için 45 numarayı verdim. Yarısını ön tarafa doğru işaretliyorum. Bu da arkanın ölçüsünü çizebilmek için, arka baseni çizebilmek için 46 numarayı verdim. Şimdi etek uçlarında işaretlememi yapmak için tekrar kalıptan bir kontrol yapmam gerekiyor. Şimdi 9 ile 18 arası ölçülüyor. Yani şurayla 18 ile 9 arasını ölçüyorum. Burası benim dikdörtgenimin içinde bulunan ölçü. Ve bu ölçüden ben etek ölçümün yarısını çıkartıyorum. 12 santimlik bir kalıpta eksiklik çıkıyor. Yani o dikdörtgenin benim etek ucu ölçüme eşit değil ve hatta küçük. Bunun için 12 santimlik bir genişletme yapman lazım. Bunun 4 santimini ön kupta, 4 santimini arka kupta ve 4 santimini de yan dikişte kullanacağım. Şimdi onun için, yan dikiş için 2'şer santim dışa çıkmaları yapıyorum. Yani ön beden için arka bedene doğru işaretleme yapıyorum. Arka beden için de ön bedenin içine doğru bir işaretleme yapıyorum. 2'şer santimlik. Bu işlemleri yapmam gerekiyor. Şimdi 35'ten dışa doğru işaretledim. İçe doğru işaret aldım. 49'da 50 numaraları buldum. Birer santimde yukarı çıktım. Birer santimde yukarı çıkarak etek ucu kavisini vermiş oluyorum. Şimdi penslere gireceğiz. Pensler nerede olacak? Arka pensimiz gene belimizin yarısında olacak. Ön pens de göğüs pensinin devamında gelecek. Arka pensi yerleştirmek için 43 ile 8 arasını ölçüyorum. Yarıya bölüyorum. 51 numaralı noktayı bulmuş oluyorum. Şu alan 1/2, 1/2. Şimdi bu alana ne kadar değer yerleştireceğim? Bunu da belirlemek için tekrar bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Önce kalıp belini ölçmem gerekiyor. Kalıp beli dediğim yer şurası. Birer santimleri içine girerek aldığım noktaları üst üste ölçüyorum. 50,3 çıktı. Bundan da istediğim bel ölçüsünü çıkartıyorum. İstediğim bel ölçümde 45,5, 4,8'lik kalıbımda bir fazlalık var, bolluk var. Ben bunu pens olarak kullanacağım. 2 santimini ön penste, 2,8'ini de arka penste kullanacağım. Şimdi 2.8 dedik arka pens için. Arka pensimizin yerini belirlemiştik. Bunu dik açıyla uzattık. 2.8'in yarısını sağa, yarısını sola mantığıyla yine ölçü değerlerimizi giriyoruz. 52, 53 dedik. Yukarıdaki noktamız 54, 55 numaralı nokta içinde 14 santimlik pens boyu işaretliyorum. Pensimizi çizmiş oluyoruz. Şimdi göğüs pensinin devamından sağa ve sola birer santim işaretleyerek ön pensimizin değerlerine girdik. Daha sonra 58 numaralı nokta içinde 12 santim işaretliyorum ve pensimi çizerek temel manto kalıbımın bazını bitirmiş oluyorum. Daha sonra bu kalıbımızı kuplu hale getirerek geride kalan şu 8 santimlik etek ucu fazlalığını o kuplarda yerleştireceğiz. Şimdi bunun uygulamasını Miray'a gösterelim. Mantomuzun yardımcı çizgisine, arka ortadaki yardımcı çizgisini çizdik önce düz bir şekilde. Burada ense noktamıza bir numarayı veriyorum. Birden aşağıya model boyunu girdim. 110 santim. 2 numara. Birden aşağıya 3 numaralı nokta koltuk derinliği ölçümü yerleştirdiğim yer. 23.7 yerleştirdim. Birden aşağıya yine arka uzunluğu yerleştirdim. 4 numaralı noktam 41 santimlik ölçüm. 4'ten aşağıya kalça düşüklüğünü işaretliyorum ve kalça hattım 5 numaralı noktam. 3'ü, 4'ü ve 5'i 2 numarayı da dahil olmak üzere karşıya çizgilerimi uzattım. Şimdi 6 numara için koltuk derinliğimin 1/3'ünü yerleştirdim. 7.9 ediyor burada. 7 numara için ise koltuk derinliğimin 3/4'ünü yerleştiriyorum. 17.8. Şimdi bu 3 numaralı çizgiyi bir miktar uzatacağım. Çok uzatmıyoruz bu çizgimizi. Şu şekilde uzattım. Şimdi belden, bu benim beden hattım oldu. 3 numara beden hattım. Şöyle kenarlara yazayım. Beden, bel, kalça ve etek hattım oldu. Belden içeriye 2 santim giriyorum. Bu şekilde aşağıya kadar bunu düz bir şekilde uzatacağım. Bu ders videomuzu mümkünse sizin kendi sosyal medyanızdan, Facebook'tan, Twitter'dan veya Instagram'dan, neyse bütün kendi internet sitenizde varsa oralardan yayınlayarak ve bu şekilde birçok dostumuza, arkadaşımıza da bu eğitimin ulaşmasına yardımcı olmak, bu hayrat size katılmanızı diliyorum ve istiyorum. Ve burayı 1 ile 2 santim girdiğim noktayı 1 ile düz cetvel birleştiriyorum. Şimdi buralara 8, 9 diyorum noktama. Beldeki noktaya 10 diyorum. Basandaki noktaya 10 diyorum. 7 numaranın hizasında kalan noktaya, kesişim noktasına da 11 diyorum. Beden hattına numara vermedim. Buradan bir ölçü almayacağım. Onun için numara değer vermedim. Şimdi arka genişlik ölçümü yerleştireceğim. 11'e cetvelimin sıfırını dayadım. Arka genişlik ölçümü yerleştireceğim. Arka genişliğim benim 20,5. 20,5'u almak istiyorum. Şöyle işaretliyorum. Çizgim kısa geldi. Bir miktar daha uzatacağım. Şu şekilde işaretleyelim. Bunu dik açıyla beden hattını birleştirdim. Şimdi bu numaraya arka genişliği işaretledim. 12 dedim. Alttaki kısmı 13 diyorum. 11'den bu tarafa arka genişlik 20,5 işaretlendi. Şimdi 13 numarayı bulduk. 14 numarayı yerleştireceğiz. 14 numara koltuk genişliğimiz. Koltuk genişliğimiz 12 santim. 12 santimi işaretliyoruz. 14 numara koltuk genişliği. 14'ten diğer tarafa ön genişlik ölçümü işaretliyorum. 21 santim. Şu şekilde işaretledim. 14'ten devam ettim. Ön genişlik 21. Şimdi bu çizgimizi dik açıyla aşağı kadar uzatacağım. Beldeki kesişim noktası 16, kalçadaki 17, epik ucu 18, bunu yukarı doğru uzatıyorum ve ön uzunluk ölçümü yerleştirerek 19 numaralı noktayı belirleyeceğim. 19 numaralı nokta için 45 santimlik ölçü girmem gerekiyor. Belden yukarıya 45 santim işaretliyorum. Burası da 19 numaralı noktamız oldu. Bu noktayı bir miktar uzatıyorum. Şimdi yakaya 19 numarayı yerleştirdik. 20 numara için arka yakaya geri döneceğiz. Burada bitirdim ön yakamı işaretledim. Şimdi 16 santimlik ölçümü işaretliyorum. Sabit olan ölçümü işaretliyorum. Bunlar yardımcı noktalarım hep benim. Bunu dik açıyla yukarı uzatıyorum. 16 santim işaretledim. Sabit ölçü diyoruz. Daha sonra 6 santim işaretliyorum. Buraya 20 dedim. 20 numaralı nokta. Burası 21. 21 ile 1'i birleştiriyorum. Yardımcı çizgi bunlar. Şimdi birden 20 yönünde yaka açıklığımı giriyorum. 8,2'lik yaka açıklığı ölçümü girdim. Dik açıyla uzattım. 22-23 numaralı nokta numaralarını. Şimdi artık burası benim 23 ile 1 arası arka yaka oyuntum. Bunu çizebilirim. Şu şekilde göstereyim. Arka yaka oyundu. Şimdi bu Buraya 16 derecelik açıyla omuz ölçümü yerleştireceğim. 16 derecelik çizgimi çiziyorum hocam. 23 numaraya bir miktar dik çizgi çizdim. 23 numaralı noktaya dik açı uyguladım. Şimdi buraya cetvelimin sıfırını yerleştirdim. 16 dereceyi alıyorum. Biliyorsunuz insanlar motivasyonla yaşarlar. Tabii eğer mümkün olursa alt tarafta beğenme tuşunuza tıklarsanız da bizim de bu noktalarda verdiğimiz emeğin karşılığını bulduğunu görmemiz bizi sevindirecektir. Bunu da sizden bir istirham ediyorum. Şu şekilde uzat. Şimdi 24 numaralı noktaya geleceğiz. Ben buradaki uygulamayı bitirmek istiyorum. Numara sayısı sonradan geliyor ama numara sırası. Ben buradaki uygulamayı şimdi yapmak istiyorum. Birden bu tarafa 21 santimlik ölçümü gireceğim. Şu noktayı buluyorum. Omuzdan omuza ölçümün yarısını buraya yerleştiriyorum. 21. Bu şekilde omuz çizgimi, ölçümü belirlemiş oluyorum. Arka omuzum benim 13 santim olmuş oldu. Şuraya yazıyorum. Arka omuz 13 santim. Buraya biz ilerleyen döndüğümüzde buraya 30 numaralı nokta numarasını vermiş olacağız. Şimdi 24 kaldığımız yere dönelim. 24 numaradaydık. 24 numara için 21 santim yerleştirdiğimiz ön genişlik ölçümüzü yarıya bölüyoruz. Burası 24 numara. O dik açıyla uzatıyorum. Yukarıdaki 19'dan gelen çizgiyle birleşim yeri 25. Beldeki kesişim noktası 26. Basana kadar uzatmak istiyorum. Uzattım. Şimdi 27 numara için yapacağımız işlem 25 nolu noktadan aşağı 27 santime kesiştirmektir. Yani 25'ten aşağıya ben göğüs düşüklüğü ölçümü yerleştiriyorum. Göğüs düşüklüğü 27,5. Yanlışlık yapmadım. Evet. 27 yerleştirmiştim. Yanlış oldu. 27,5 yerleştiriyorum. Şu noktam alttaki nokta geçerli. Birkaç milim beden hattının üstünde kaldı. 24 dedik, 25, 26, 27'yi veriyorum. Buraya 27 numaralı noktamı veriyorum. Şimdi yaka açıklıklarını gireceğim. 28 numaralı nokta için arka yakadaki kadar aldığım ölçüyü 8.2'ye yerleştiriyorum. Tekrar 8.2'ye yerleştirdim. Buraya ön yakamızı çizebiliriz artık. Şu şekilde elimle çizdim. Daha sonra bunları ben cetvelle düzelteceğim. 28 diyorum. 29 diyorum. 8.2 8.2 yerleştirdim. Numarayı arka omuzu kesiştirerek yapmıştık. Omuzdan omuzu ölçümüzü kesiştirerek omuz çizgimizde bu işlemi tamamlamıştık biz daha önce. Buraya 16 derecelik açı uyguladık. Şimdi 31 için ön omuz çizgimizi çizeceğiz. Burada da tekrar açılarımızı kullanacağız. 24 derecelik açı yapacağım. 28 numaralı noktama 28 numaraya cetvelimi getirdim. 28 numaralı noktaya 24 derecelik açı uygulayacağım. 20'yi buldum. 24 şurada. Cetvelimden sayıyorum 10 derece, 20 derece köşedekileri. 25 dereceden önceki çizgimi işaretledim. 24 derece. Buraya ben ön omuz ölçümün gerisini yerleştireceğim. Ön omuzumuz neydi? Arka omuz eksi 7 milimdi. 13'ten 7 milim çıkartıyorum. 12.3 kalıyor. Bunun yarısını ben şimdi yerleştireceğim. Bunu direkt renkli kalemle yapacağım. Çünkü ana hatlarım bu şekilde çizgimi çizeceğim. Tekrar göstermek istiyorum. Şimdi şu şekilde cetvelimin sıfırı 28 numaradayken şu kenardan 24 dereceyi işaretledim ve buraya ön omuz ölçümün yarısını yerleştiriyorum. 12.3 demiştik. 6.1,5 milim kadar da işaret. Arka omuzumu çizmiş oldum. Bu noktaya 31 diyorum. 31 ile 27'yi birleştiriyorum. Şimdi 15 derecelik göğüs pensi için ölçüme gireceğim. Şu şekilde 0 noktamı 27 numaralı noktaya koydum. Buradan da 15 dereceyi işaretliyorum. 15 dereceyi bu kenardan işaretledim. Şimdi bu çizgimi çizeceğim. İki çizgimin boyunu eşitlemem gerekiyor. 31 ile 27 arasını ölçüyorum. Aynı ölçüyü buraya taşıyorum. Şuraya kadar çizgimi uzatmam gerekiyor. Pens kenarlarını eşitlemiş oldum. Şimdi bu noktaya dik açı alıyorum. Şu şekilde. Beden hattına paralel bir çizgi çizmiş oldum veya ön ortadan dik açı almış oldum. Buraya 32 demiştik ve 39 derecelik açı yapacağım bu noktada. Şimdi 32 numaralı noktaya dik 0 noktamı yerleştirdim ve 39 dereceyi buradan işaretliyorum. Şu şekilde cetvelimin kenarından yardımcı bir nokta aldım 39 derece için. 0-32 numarada dayalı kenardan 39 dereceyi işaretledim ve çizgi boyumu ayarlıyorum. Çizgimin boyu ön omuz ölçümün yarısı kadardı. İşaretledim. Burası da 33 numaralı nokta. Şimdi 34 için koltuk genişliği ölçümü 2'ye bölüyordu ve 2'den eksi 0,5'ini 14'ten 13'e doğru işaretleyeceğim. Şöyle göstereyim burada. 14 ile 13 arasını ölçüyorum. 12 santim yarısı, 6 santim yarısından eksi 0,5'ini yani 5,5 santimi buradan işaretliyorum. 14'ten bu tarafa 5,5 santim. Burası da 6,5 santim oldu. Yani öndeki kalıbın -0,5'li arka kalıbımın koltuk derinliği artı 0,5'li çalışılmış oldu. Buraya 34 numarayı sardım. 33 numarayı yardımcı çizgiyle beden hattına dik bir biçimde yerleştirdim. Çizgiyi ölçeceğim ve 4'e böleceğim. 33'ü beden hattına kadar ölçüyorum. Bu ölçümün 1/3'ünü yerleştireceğim. Alttan 1/4 gerekli. Çizgimi ölçüyorum, 4'e bölüyorum. Alttaki 1/4'lük kısım gerekli. Şimdi ben şöyle bu ölçüyü yerleştirmiş olurum. 1/4. Şimdi bu 1/4'lük kısmı 14 numaralı noktayla çakıştırıyorum. Dik açılarla. Şu noktayı buldum. Buraya 42 diyeceğim. Abone olma. Abone olmanın avantajlarında şu arkadaşlar, bizde çok fazla derslerimiz var. 600-700 tane yakın ders var. O zaman bunlar neler dersinizse, modelistlik, stilistlik, desinatörlük, grafikerlik, nakış, baskı, dikiş, o kadar çok dersi var ki bunların hepsini sıradan sizinle paylaşmaya karar verdim. Bu paylaşımlardan ilk haberiniz olabilmesi için mutlaka abone ol kısmına tıklarsınızsa bunlardan hemen haberdar olmuş olacaksınız. Ve bu noktada mümkünse sizden rica ediyorum abone olmanız veya diğer arkadaşlarımıza da bizleri tavsiye etmenizi sizden rica ediyorum. 33, 42 ve 34'e değecek şekilde artık ön kol elimi çizebilirim. Arka kol elini çizmek için de bir kaydırma yapacağız. Omuzumuzu önce yarıya bölecektik. 13 santimde omuzumuz, yarısı 6,5'u işaretliyorum. Bu şekilde uzattım. 7 santimlik bas boyu ayarlıyorum. Tekrar bunu dik açıyla uzatıyorum. Ve 30 numaralı noktayı da kesiştirmiş oldum. Şimdi bu kısmı kopyalayıp kaydırma yaparak kol elini tamamlamış olacağız. Şu şekilde kopyaladım. 1 santim değer veriyorum. Şöyle kopyalamıştım. Bunu kaydırarak çizeceğim. Şimdi buraların nokta numaralarını yazacağım. Buraya 38 diyorum. vermiştim. Düz olan yerlere. Bunları 1 santim kaydırarak çizdik. Şimdi artık kol evini buradan tamamlayabiliriz. 12 numaralı noktadan dışa 6 milim işaretledim. 42 numaralı noktamız oldu. 41 numaralı noktamız. En son 40'ı vermiştik. Burası 41 oldu. Ve şimdi kol evini çiziyorum. Numaradan 42'ye gideceğim. Kolayı tamamladık. Şimdi yan hattımızı çizeceğim. 34 numara olarak belirlediğimiz noktayı aşağıya kadar dik açıyla uzatacağım. Şimdi bu kısma 34 demiştik. 35 etek ucu, 36 kalça hattı, 37 de beldeki kesişim noktam. 38'i omuzun ortasına vermiştim. 39, 40 demiştim. 41 numaralı nokta 6 milim çıktığım yer. 42 şunu kol evimizin çizgisini, koltuk derinliği noktamı 4'e bölerek bulduğum hattı. Şimdi devam ediyorum. 43 numara için belimizden birer santim içe ve dışa girmeler yapıyorduk. Bel girişleri yapıyorduk. Önce bunları işaretliyorum. Şu noktama 43 diyorum. 44. Şimdi buraları hafif kavisli kılıçlı gamla ana hatlarımı çizeceğim. Yanımı bitirerek penslere geçeceğim. Şimdi basen hesaplaması yaparak basenimizin 3,14'lük bir eksiğinin olduğunu söylemiştik. Bunun da yarısını sağa ve sola vererek 3,14 demiştik. Şu şekilde sağlı sollu işaretledim. Arka basenimi çiziyorum. Buraya tekrar aynı kavisi kullanarak şu şekilde çizdim. Ön baseni çalışacağım. Ön baseni kırmızıyla çizdim. Etek ucunda yine bir hesaplamamız vardı. Etek ucu genişliğimizi 12 santim şuradaki kalıptan 9 ile 18 arasındaki ölçtüğüm ölçüden 12 santim eksik olduğunu tespit etmiştim. Bunun için de 4'er santimlik kuplara vereceğim değer vardı. 2 santimde yana vereceğim değer vardı. Şimdi onu işaretliyorum. 2 santim çizdim. Şöyle arka kalıbın yanına birleştiriyorum. Düzeceklerini. Tekrar buradan veriyorum. Ön kalıbımın yanına çiziyorum. Kırmızıyla çizdiğim yer ön. Burası da arka kalıbımın çizgisi olmuş oluyor. Çizgilerimiz iç içe geçmiş oldu. Kopyalarken de çizgilere dikkat ederek kopyalamamız gerekiyor. Şimdi numaralarımızı vermeye devam edelim. 43, 44'ü vermiştik. 45, 46, 47, 48. Şimdi 1,5 santim veya 1 santim kadar etek ucundan alma yapıyoruz. Bu etek ucu alması serisi 1 santim veya 1,5 olabilir dedik. Şimdi önce arka kalıbımın çizgisini ayarlıyorum. Buraya 49 diyorum. Penslerimizi yerleştireceğiz. Pens için 2,8'lik kalıbımızın beli büyük demiştik. Şu şekilde onu da ölçtük. 43'ten 8'e kadar ölçüyorum. 43 ile 8 arasını ölçtüm. Bu ölçünün üzerine ilave ediyorum. 16 ile 44 arasını ilave ettim. Hesaplamamız sonucunda 4,8'lik bir ölçü çıkmıştı. Bunun 2 santimini önde, 2,8'ini arkada kullanacaktık. Arka pens için belimizi yarıya böleceğiz. 43 ile 8 arasını yarıya bölüyoruz. Bunu basen ve beden arasında dik açıyla uzatıyorum. %8'lik ölçüyü 1,4 bölüyorum. 14 santim belden aşağı pens ölçüsü girdim. Toplamda bu pensin ölçüsü 1,8. 14 santim işaretledim. Beden hattında sıfırladım. Şimdi numaralarımızı yazalım. 52, 53, 54 ve 55 numaralı noktalar çıkmış oldu. Ön pensimiz için de 26 numaradan zaten burada belirlemiştik bel pensin noktamızı. Birer santim içe giriyorum. Ve belden aşağıya da 12 santim işaretliyorum. Pensini birleştiriyorum. ve bu arada 56-57 58 numaralı noktaları vermiş oluyoruz. Temel beden çıkmış oldu. Temel manto bedeni çıkmış oldu. Model uygulamasına geçeceğiz. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.